Günaydın arkadaşlarım, günaydın, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım iyisinizdir, umarım her şey yolundadır. Her şey kalbinize, gönlünüze göre oluyordur güzel arkadaşlarım. Ben artık şu domatesleri olduğu kadarıyla turşu yapsam çok çok iyi olacak. Çünkü Ali Beyciğim artık kızıyor, ben de yapamadığım için gerçekten kendimi huzursuz hissediyorum. Fırsat olmadı, nasip olmadı diyelim. Her şeyin bir nasibi var biliyorsunuz. Şu domatesleri de kullanacağım. Kalktık. Evimizi falan şöyle bir toparladık. Saati bir hayli ilerlettik. Katlanacak çamaşırlarımız vardı, kazaklar falan vardı. Onları hallettim, yerleştirdim. Yataklarımızı topladım. Ondan sonra şöyle ortalığı topladım. Bulaşık makinemi yerleştirdim. Bir güzel, bir güzel ortalığımı toparladım arkadaşlar. Saat birazcık ilerledi belki ama olsun. Ha, şu çürümüş. Şunları da kullanabilirim diye düşünüyorum arkadaşlar. Valla böyle yeşil aldık ya, kızardılar hani. Dolapta da inanın o kadar iyi oldu ki. Valla aldığım domates dayanıklı oldu. Bekliyor öyle, dolapta bekliyor. Şey de olmuyor böyle. Hani çürüme falan da olmuyor. Yeşiller böyle kırmızıya döndükçe de alıyorum, kullanıyorum. Buzdolabının içinde de var biraz domatesim. Şimdi bunu da poşetleyip dolaba atarım. Dolabın içinde kızarmaya devam eder. Şunu da kullanabilirim. Vallahi çok istedim Ali'den. Hani turşu yapacağım, turşu yapacağım, turşu yapacağım. Neyse bakalım. Şunlar buzdolabına girecek. O da hemen turşu olmak için yıkanacak, doğranacak, hazırlanacak. O zaman yeni gün güzellik getirsin. Yeni gün bereket getirsin, sağlık getirsin, huzur getirsin. Rabbim güzel olan her şeyi yaşamayı nasip etsin bugün. Yağmur falan yok ama dışarıda hava da ılık sanki böyle. Soğuk falan değil. Dün bayağı bir soğuktu. O zaman haydi gidelim mutfağa. Bunu ben götürebilecek miyim? Tekelle yok, götüremeyeceğim. Haydi bakalım. Kucakladım. Dökeyim. Yıkayacağım nasıl olsa hepsini. Domateslerimi doğradım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi üstüne sarımsaklarımı attım. 2-3 kere sarımsak atmış oldum. Şöyle diğer domateslerden de aldım. Bunları da şöyle dörde bölüp üstüne batıracağım. Çünkü hani boşluk kaldı. Bunlar da yine tam olmamış domatesler. Şöyle çok şu güzel bu kızarmış, onu atmayayım. Eklemeyeyim. Sirkemi ve kaya tuzumu da getirdim. Aslında Ali'ye bir söylesem dedim. Gerçi bugün cuma. Ha, perşembe günü pazar oluyordu buranın. Bir baksana diyeyim dedim ama perşembe diye kalmış aklımda. İnanın ben günleri bile şaşırdım. Hani İstanbul'a gidip gelmek, İstanbul'da yaşamak. Böyle hani kendi evimde yaşamayınca günleri falan şaşırttım iyice. Çocuğun okulu falan filan da olmayınca öyle şaşırdım. Neyse bakalım. Şu domatesi, turşuyu bir halledelim. İlk olduğu zaman üstündeki kırmızı domatesleri alırız. Boşluk kalsın istemedim şimdi. Yukarıya çıkacak. Hani su olmayan yerler böyle küf gibi yapıyor. Kef mi diyorsunuz, küf mü diyorsunuz bacılarım. Şu kadar sirkem var. Yeterli olur mu bilmiyorum. Alıyorum şöyle. Dirsekliğimi de taktım. Böyle bıçakla ince ince doğrayınca, ince ince doğrayınca dirseğimi çok zorlamak istemedim. Böyle temizlik falan yapmadığım halde yine dirseğimde şişlik var. Golçü dirseğinden. Böyle birçok arkadaşım da yazıyor hala bana. Hani golçü dirseğiyle alakalı video çekmiştim. Arkadaşlarım, golfçi dirseği olsun, tenisçi dirseği olsun, ikisi de geçmeyen bir hastalık. Sadece
ne yapabilirsiniz? Dikkat edebilirsiniz. Doktor şey demişti, zırıltılı bir hastalıktır, geçmez, ara ara kendini hatırlatır demişti. O yüzden benimki de geçmiyor arkadaşlar. Çok böyle yoğursam etsem, biliyorsunuz zaten hayatımıza dahilsiniz. Çok yoğursam etsem hemen kendini hissettiriyor. Yapma artık diyor. Çeşme suyu koymayacağım. Samsun'daki suyla buranın suyu çok çok farklı. Geçen de çay demlerken de konuştuk. Haftanın çeşme suyuyla çay da olmuyor. Yani Samsun'dayken çeşmeden kullanıyorduk musluktan. Şimdi şunu hemen ekleyeyim arkadaşlar. Göz kararı yaptım. Bilmiyorum artık sonuç nasıl olacak. IKEA'dan aldığım şu çırpıcıyı da bu vesileyle kullanmış oldum. Hemen suyumu ekleyeyim. Kapağını kapatayım. Balkona bırakayım arkadaşlar. Bu işimiz de halloldu çok şükür. Ve domates turşum yerini aldı arkadaşlar. Salatalık turşumun yanına getirdim şöyle. Birazcık da salatalık turşusu çıkardım. Akşam sofraya koyarım. Turşuyu görünce böyle bir aslında kontrol etmek için içeriye aldım ben salatalık turşumu. Böyle üstü beyaz beyaz olmuştu. Bakayım dedim hani erime falan var mı? Çok şükür erime falan yok. Gayet lezzetli. Tam böyle turşu tadını almış artık. Çıkardım. Ali de seviyor. Sofraya koyarım. Böyle tüketmiş oluruz. Fasulye turşum da şurada. Arkadaşlar bir gün de ona bakayım. Onun da böyle suyu birazcık çekilmiş gibiydi. Artık yemeye başlasak da olacak. Yani biz turşu kavurmasını çok seviyoruz. Daha önce de bahsetmiştim size. Karadeniz'de olup da turşu kavurması sevmeyen yoktur. Kimisi de hiç sevmiyor. Yani ben turşuyu turşu olarak yerim. Hiç soğan boğan istemem içinde diyenler de var ama alışınca da gerçekten çok güzel oluyor. Neyse benim bir bim yapmam lazım. Hemen gideyim geleyim. Almam gereken bazı şeyler var. Hatta bugün gelmesi gereken bir ürün var. Onu almaya gideceğim. Evimizde de ihtiyacımız olan bir şey. Şu kuşların uçuşunu izlemek de Allah'ım nasıl güzel, nasıl güzel. Ya Rabbim orada çatıda sürekli oradalar. Uçuyorlar, gidiyorlar, geliyorlar. Neyse vakit daha fazla ilerlemeden, hızlanmadan, geç olmadan ben bir gidip geleyim arkadaşlar. Bim'e geldim. Ali ile de buluştuk arkadaşlar. Ali Beyciğim de maç görevinden geliyordu. Şimdi banyo raf askısı gelmiş. Ona bir bakacağım. Bebek montları gelmiş böyle. Var mı yok mu aktüel ürünlerde bir bakmak istiyorum. İhtiyacımız vardı alamamıştık. Fırsat bulup da sipariş verememiştik. Heh, burada. Şöyle bir bakalım. Ama bu kapı arkasını asmalık gibi ya. Olmadı gene. Nasıl olacak? Tabii tabii. Nasıl olacak şimdi kızlar? Şöyle kapı arkasını asmak. Yok. Aradım, açmadı. Aradım, açmadı. Kapı arkası dönmedi. İçin onu da anlayamadım tam. Arkadaşlar ben, şöyle. Geri de dönmedi. Ben dedim. Fiyatı da 109 TL'ymiş ama gene uyduramadık, olmadı. Şimdi anladım. Duşakabinin üstüne asmak için arkadaşlar bu. Duşakabini asmak için. Evet. Duşakabini asmak için ama haydi. Şu yukarısı var ya bak, şu kanca olan yer. Şöyle geçirmeli galiba. Evet. Büyük banyodaki ne olur. Ebeveyn banyosuna bakıyoruz aslında arkadaşlar. Büyük banyoyu kullanmıyoruz öyle. Neyse bakalım. Şöyle fincan askısı varmış. Kupa askısı. 49 TL. Bu neymiş? Bu da kağıt havlu asmak için. O da tıkalı lavaboları açmak için veya veya başka şeyleri. Şöyle kaseler var biliyorsunuz. Bunlar uzun zamandır var burada. Şu 11,5'muş. Ben size Bakırköy pazarından aldığım ürünlerin tamamını gösteremedim. Eve gidince onu göstereyim. Şimdi bu 11,5 görünce ben kase de almıştım. Onu bir gösteririm size arkadaşlarım. Şöyle bir bakalım. Ya ondan böyle sürekli görüşmüyoruz.
Bize biraz umut lazım, şans lazım, karavan lazım. Ali, Ali bak. Karavan istiyorsun ya sen. Karavan aldım. Bize o, biraz... Almış mı oluyorum ben? Evet, sana karavan aldım. Al canım. Bize biraz umut, şans, karavan lazım. Emekli olmak lazım. Güzelmiş ama. Sakin ol. Seni düşündüğünden, sen düşündüğünden daha güçlüsün. Günün mottosu olsun arkadaşlarım. Evet, düşündüğümüzden çok daha güçlüyüz. Şöyle bir tane yeşil kupa var. Mottolu cam kupa. 23,5. O da 23,5. Tamam. Şöyle bir kahve bardağı varmış. Değişikmiş. Şöyle. Yolu tuttuk, gidiyoruz. Tuttuk mu? Tuttuk. Yorulduk. Ama evimizin eksiklerini de aldık. Sayıyor demin. Say. Ne aldın? 4-5 soğan, 4-5 elma, 4-5 armut. Bir koli yumurta, bir koli yumurta. Yumurta. Ödediğimiz fiyat? 250. 250 lira. Allah bereket versin. 250 liradan alışverişi eve götüremezdik. Eskiden öyleydi. Gerçekten arkadaşlar taşıyamazdık o poşetleri. Yani nasıl taşıyacağız derdik. Şimdi küçücük bir poşet oluyor bazen. Aldığın şeye göre değişiyor. Neyse, geldik biz. Evimize çıkalım. İşimizi gücümüzü halledelim. Allah'ım, mahalleden çekildi ya. Çekerim, arkadaşlarımdan hiçbir şey gizlemiyorum çünkü ben. Anlat. Anlat. Dolapta kokusunu almıyorlar. Arkadaşlar, şöyle bir şeyle karşılaştık. Şeyle, ihmalle. Unuttum. İhmal ya işte şöyle oldu arkadaşlarım. Ben tam Caner'i arayacaktım BİM'deyken. Tam arayacaktım. Arkadaşımla karşılaştım. Samimiyetimle söylüyorum. Çene. Arkadaşımla karşılaşınca sohbet muhabbet şöyleydi böyleydi falan filan derken ocağa düdüklü tencereyle mercimek çorbası koyduğumu unuttum. Durum bu. Durum bu. Yani kızabilirsiniz bana bırakıp gittiğim için. Ben de şu an yani kendime kızıyorum ama. Ali Bey, he? Ben kızdım yeter, bunlara gerek yok. Siz kızmayın, Ali Bey kızdı. Yani kimse istemez ziyan olsun malzemesi ama. Ne o? Ama? Oldu. Olmuşla ölmüşün çaresi yok demişler Ali Beyciğim. Yaptım, olduruyorsun yani. Oğlum ne yapalım yani, ne yapalım? Olmasa iyiydi ama oldu. Eve bir girdik. Eve bir girdik. Kömür. Nasıl bir koku? Yanık koku. Eyvah dedim, düdüklü tencere. Ben altını kapatacaktım. Neyse bakalım, ben size aldıklarımızı göstereyim arkadaşlar. Ali Beyciğim armut seçerken, elma seçerken oldu biraz da. Tabii. Elden kaynaklanıyor. Evet, Ali Beyciğim elma armut seçiyordu. Hatta bakın soğanımın birazı burada. Çorbayı hemen ocağa koyup gittim eve gelince. Hani çorba hazır olsun. Yeriz. Hazır olsun istemiştim güya. Turşu ye canım benim, al. Bir tane turşu ye. Bak tadına. Ye bakalım. Nasıl? Sonra işte gittik. Vakit geçti. Güzel güzel. Acı biraz değil mi? Dur annem dur. Bu da çıkmış buraya masaya. Allah'ım meraklı. İn. İn aşağıya. Yasak. Masalar yasak. Şöyle havuç aldık. Arkadaşlar havuç, mısır, bezelye ve bir koli de yumurta aldık. Vallahi olduğu gibi de çektim yani ortamımızı şu an. Gizleyecek saklayacak bir şey yok. Ben şimdi hemen 10-15 dakikada yemek yapacağım. İşte Ali yanınca öyle çıkmış işte dumanın buharı oradan çıkmış. Gene çıktı bu. İn, in aşağıya. Annem aşağı in annem. Bak iniyor. Bak Ali az az direnmeye bak. Ay yavrum çocuğum. Neyse camları açalım. Bak Allah'ım. Ne çıkıyorlar oraya? Niye çıktılar öyle, ben anlamadım. Normalde böyle çıkmazlar arkadaşlar. Aç aç. Ben de salonu açayım bari. Şey koltuğu öne çekti Ali. Tamamen böyle geriye aç diye dedim işte, koltuğu azıcık öne çekeyim. Hava geliyor bayağı.
Ben de şurayı açayım da. Ceryan yapmaz mı öyle de? Yapsın da ceryan yapalım nasıl çıkacağım? Ceryanla hasta eder ama bizi. Neyse ben hemen yemek yapmaya gidiyorum arkadaşlar. Ne? Mercimek çorbası. Evet mercimek çorbası yapacağım. İyi fikir değil mi? Mercimek yap. Evet mercimek yapacağım. Evet. Bence de iyi fikir. İstemiyor musun mercimek çorbası? Mercimek yapı aklıma düştü bir anda. İstemiyor musun? İstiyorum. Şey? Ha üzümün çubuğunu alıyorsun sandım. Tespih. Allah'ım fosforlu tespih var arkadaşlar. Yatak kırası var ya. Ne ya? Sinire yatırdığım bir vatandaş arkadaş demeyeyim. Ha. Sen de kalsın dedi bana. Sana emanet etti o zaman. E çıktı mı? Emanet etmedi. Çıkınca alırım demedi. Sen de kalsın demiş. Ya sen ne olsun babında? Ha. E çıktı mı? İsterse de alır yani. Kim o? Ne bileyim ben çıktı mı? Orada yatıyor. Bize bilgi vermiyorlar çıktı mı çıktı diye. Üf. Yanık kokuyor. Allah'tan kokuyu almıyorlar. Yanık kokuyor daha ne yapalım. Arkadaşlar evet kötü bir olay oldu. Talihsizlik oldu diyelim. Ne diyelim? Aslında doğru değil. Yandı bitti gül oldu. Yandı bitti gül oldu. Aslında doğru değil yaptığım evet. Ama ben Caner'e güvenerekten gittim. Ve ama Caner'in haberi yok senin. Caner'in haberi yok. Evet. Arayacaktım sen işte Ali. Arayacaktım. Ama arkadaşla görüşünce denk gelince onu da öpüyorum buradan. Böyle derin mevzulara girdik hemen markette de olsa arkadaşlar. Çok böyle şey yapamadım. Öyle yani unuttum. Neyse. Hemen mercimek çorbası yapayım ben Ali Bey'e. Yanına da böyle bir iki bir şeyler hazırlayacağım. Yarım saatte çıkarırım Allah izin verirse. Yakmadan etmeden. Sen açsın. Orta. Ha, çok da aç değiliz. Tamam. Ya açtayım. Ben bir şey demedim ya. Ha, bak. Arkadaşlar demiş ki siz en iyisi yapay çiçek alın eve demiş. Çiçeklere çok zarar veriyor diye. Üzüm, niye böyle yapıyorsun annem? Gel. Gel anne. Gel anneciğim. Gel çocuğum yanıma. Gel minnoşum. Gelmiyor. Ben gidiyorum. Hemen yemeğimizi yapayım. Karnımızı doyuralım. Ve arkadaşlarım pazar gününe misafir davet ettim. Uzun zamandır davet etmem gerekiyordu. Uzun zamandır oturamadık, görüşemedik. Pazar günü misafirim olacak. Ali Bey'in maç görevi var o zaman. Hadi dedim fırsat bu fırsat. Bir türlü denk getiremedim. Ali Bey'i maç görevine göndereceğim. Arkadaşlarımızla oturacağız. Ve yemeklerim pişti arkadaşlarım. Şöyle bezelye yaptım. Etsiz, tavuksuz. Sadece bezelye, havuç ve patates yaptım. Sebze yemeği anlayacağınız. Canım çekti. Sonra şöyle nohutlu tereyağlı pilav yaptım. Ve burada da yine yeniden mercimek yaptım. Hemen blenderdan geçireceğim. Sadece mercimek ve soğan var. Sıvı yağ da koydum tabii birazcık. Üstüne baharatını ekledim. Önce blenderdan bir geçireyim. Ondan sonra karnımızı bir doyuracağız. Çok şükür bu akşam da yemeklerimiz hazır. Valla acıktık. Hemen halledeyim ve karnımızı doyuralım. Hani yaramaz. Hani yaramaz. Çiçeğimizi devirdi tekrardan arkadaşlar. Geçen gün devirmişti. Şimdi bir daha devirdi. Şuradan çiçeğin yaprağına tırnağını takmış. Devirmiş. Ali süpürgeyi aldı gidiyor. Süpüre süpüre gidiyor. Koridoru süpürüyor herhalde. Annem gel yanıma çocuğum. Gel. Gel yaramaz. Vallahi yemeğimizi yedik. Ben balkonda oturuyordum. Ali de burada televizyon izliyordu. Üzüm de halletmiş. Vallahi adam süpüre süpüre gidiyor. Üzüm de halletmiş arkadaşlar. Bir kütürtü koptu. Geldim ki çiçek yerde. Heh. Gel annem gel. Gel. Ya isteyerek yapmadın mı? İsteyerek yapmadın mı? Çok tatlı teyzeleri ya. Çok tatlı benim çocuğum. Kızamıyoruz. Alıştık artık onun kırmalarına, dökmelerine, devirmelerine. Değil mi anneciğim?
Değil mi anneciğim? Ne bileyim yavrum. İsteyerek yapmadın mı? Ha, baba ilgilenmedi mi seninle? Baba seninle ilgilenmedi diye mi? Ay, telefonu düşüreceğim. Dur. Telefonu düşüreceğim. Bal çocuk. Bal çocuk. Ne buldu da süpürdü bu kadar? Hala süpürüyor adam. Siz de diyeceksiniz ki şimdi Yeliz'cim bırak süpürsün. Hazır süpüreni bulmuşsun. Niye laf ediyorsun diyeceksiniz belki ama. Vallahi. Hani dün süpürdü, sildi fırfırella Cansucuğum hepsini halletti. Ama adam eline aldı böyle başlayınca da emekliliğe mi hazırlanıyor kız, ne yapıyor acaba? Hazırlıyor mu kendini? Kendini mi hazırlıyor, bizi mi hazırlıyor yoksa? Ay yemeği yiyince üstüme bir ağırlık çöktü. Bir ağırlık çöktü, anlatamam size. Misafirim gelecek ya şimdi benim, onun ağırlığım acaba? Misafirim pazar günü gelecek arkadaşlar. Sizlerden şimdi menü istiyorum. Neler olabilir? Neyin yanına ne yapsam? Çeşit olarak, misafir hazırlığı olarak ne yapsam? Tavsiyelerinizi, önerilerinizi bekliyorum. Ben de bir taraftan düşünüyorum. Ne yapabilirim? Tatlı ne yapsam? Onu ne yapsam? Bunu ne yapsam diye düşünüyorum valla. Neyse yaparız, hallederiz. Birazcık fındık kırsa bizimkiler çok iyi olacak. Böyle hazırlık yaparken iyi oluyor. Öyle yani. Çayı da Ali Beyciğim demleyecek. Sesim bir çatallandı. Az önce öksürdüm bayağı. Kaynamış mı? Neydi? Çay suyu. Çayımızı da Ali demleyecek. Şöyle bir çay keyfine geçiş yapalım bakalım arkadaşlarım. Bir, diyorum ya böyle üstüme bir ağırlık çöktü. Hiç böyle masayı bile zor topladım desem yalan olmaz. Neyi bekliyorsun? Arkadaşlar tamam tamam yiyeceğim. Bakar mısınız? Dün akşam biz Aslı'ya gittiğimizde nar ayıtlıyordu Ali. Buzdolabında görünce kaşığı almış gelmiş. Tamam ver ben yerim. Hepsi benim değil mi? Şunu da al gerisini ben yiyeceğim. Yer. Hmm, tamam o zaman. Tamam. Ağzını tut biraz. Hı? Çiğne tut ağzını suyunu. Ağız yaralarına çok iyi geliyormuş arkadaşlar. Diş etine, ağız yaralarına. Çok sever böyle yedirmeyi. Çocuk çocuk yesin. Çok kızar bize, yemiyorsunuz. Elinize bir meyve alıp yemiyorsunuz, etmiyorsunuz diye. Tam bir Başak Burcu. Çay oldu mu? Olacak. Çayımızın yanına bir şeyimiz yok bu akşam. Tatlı. Kraker yedin ya. Kraker evet. Azıcık bisküvi gibi bir şeyler attık ağzımıza ama. Ben de oturdum kaldım arkadaşlar. İlk defa böyle oturdum kaldım yani. Şöyle bir soruyu bil. Gerçi. Bir de şu şeyi yarışma programına izliyoruz. Ne soru? Deniz Kestanesi, Deniz Yıldızı ve suda yaşayan bazı canlıların ortak adıdır. Dokulular. Ne dokulular? Bakalım. Derisi dikenliler deniyormuş. Dokunlar sığmıyor. Evet. Caner de mi içecek? Tıkır tıkır sallarım bak. Tıkır tıkır sallaya sallaya geldin. İstemeye gidilmiş kızlar böyle kahve fincanlarını sallar ya onun gibi. Bazen sen getirebilir mi adaya? Yok getiremem. Üzüm. Üzüm sehpada her yerde üzüm bugün. Ben nereye bırakacağım çayımı? Şöyle bırakayım bari. Ben içerim bunu. Hep beraber yarışma programını izliyoruz arkadaşlar. Tatlımız yok. Dedim ki çikolata mı yesek ekmekle dedim. Ali Beyciğim sağ olsun. Şöyle çikolatalı ekmek yapmış. Bana diyor ya dökmek yok diyor. Tabak yok ama altında Ali. Ama tabak olmazsa dökülecek. Caner'cim de istiyor şimdi. Bulaşık mı çıkıyor sanki sen yıkıyorsun ya Rabbim yaradanım. Caner'cim de istiyor şimdi arkadaşlar. Ağzımız tatlansın bakalım. Çayım da burada. Üzüm Efendi'nin yüzünden ha? Nasıl adını da biliyor. Üzüm Efendi diyorum dönüp bakıyor. Caner'cim. Şaşırttın beni ha? Caner'in tatlısı da hazır. Otur. 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 Otur oğlusu otur. Ali bana tabak verir misin lütfen? Caner'in yanına mı geçeyim ben de? Tamam. Bak senin nasıl sürmüş bak. Getir.
Bak nasıl sana nasıl düzgün sürmüş görüyor musun? Katlayamıyor, katlayamıyor. Niye böyle yaptın Ali? Niye ayrım yaptın ya? Niye ayrım yaptın? Annem. Caner'in çikolatası ne kadar düzgün sürmüşsün. Ya sen emekli olmak için mi uğraşıyorsun? Söyle bakayım. He? Emekli olacağım. Olacağım zaten diyor adam. Israrla olacağım diyor, ısrarla. Geldim oğlumun yanına geldim. Heh. Çocuğumun yanına geldim. Üzüm. Anneciğim. Bal çocuğum. Yaramaz çocuğum. Hı. Yaramaz. Çikolatalı ekmek yiyecek misin? Yemeyeceksin. Ay bir oturduk miskinleştik valla. Ne? Bu kadar dökerseniz sağa sola. Sarı ekmek yiyemezsiniz. Allah Allah. Ben çalışıyorum, her gün temizliyorum bu evi. Dökerseniz eve giremezsiniz demiyor. Ya. Ne? Caner duydun mu ne dediğini? Ben daha duymadım hiç. Bak çocuğum. Ha, sor çocuğum. Doğrudan yana. Sor döktü çiçeği, toprağına nasıl kızdın ona? Kızdın mı? Tabii. Yaptın ya. Dalga geçiyorlar ya. Ben ne zaman eve girmeyin dedim Ali? Sor çocuğum. Ben ne zaman eve girmeyin dedim? Aşk olsun. Hiçbir zaman evin içinde dökülen, saçılana laf etmem. Ediyor mu? Üzüme de mi? Üzüme kızıyorum. O toprak döküyor çünkü. Üzüme kızıyorum ama artık ona da bir şey diyemiyorum. Ne yapayım? Çocuk oyalanacak. Oynatmıyorsun çocuğu. Çocuk da bunalıyor işte. Yapraklara falan vuruyor. İyice kenara yaklaştırdım işte şöyle arkadaşlar. Ay bugün bayağı bir gevezelik yaptım. Yeliz diyorum kendi kendime. Hem video çekiyorum hem bayağı bir gevezelik yaptım. Nasıl diyorum. Ama? Senin de canın istemiş demek ki çikolatalı ekmek. Allah çayın Allah yanına yani alıştın şey. Sen de. Caner çayını al onu. O benim ben. Çayım. Sen bak. De alıştın çayın yanına çayın bir şeyler. Çayın rengine bak. Ama Aslan'ın çayı daha güzel geliyor bana. Allah Allah. Gerçekten böyle o kadar lezzetli ki. Çayın markasından falan mı acaba Ali? Yani. Gerçekten güzel. Bir sorayım da bakayım neymiş onun çayı. Bardağı tut da iç ya. Saati 1 yaptık neredeyse arkadaşlarım. Artık Ali Caner uyumaya gitti. Ben de vedalaşmak için geldim karşınıza. Aslında Bakırköy pazarından aldığım diğer ürünlerimi göstermek istiyordum size ama video uzadığı için ve saat de geç olduğu için böyle hızlıca da geçmek istemediğim için yarın videomuzu o şekilde başlatabilirim. Yarın aldıklarımı göstererek başlatmayı düşündüm. Bakın saate gerçekten video düzenleyeceğim. Daha çok işim var. O yüzden vakit kaybetmek istemedim açıkçası. Affınıza sığınıyorum. Yarın inşallah bütün aldığım güzellikleri göstereceğim size. Hatta yıkarım. Pazar gününe de böyle kullanmaya hazır olur. Çok güzel şeyler aldım çünkü. Ve arkadaşlarımın ve sizin de dediğiniz gibi o çay bardaklarımı 12'li yapsaydım. Keşke şimdi pazar günü kalabalık misafirim olacak. 6 tane değil de 12 tane böyle servis yapması çok daha güzel olurdu. Neyse bakalım olsun. Şimdi arkadaşlarım ne diyecektim ben? Ali dedi ya hani kızıyorsun bize falan diye. Hayatta hiçbir zaman ne evime gelen arkadaşlarımın çocuklarının ne de kendi çocuklarımın ne de eşimin evi dağıtmasından, dökmesinden, kirletmesinden, hiçbir zaman rahatsız olmadım. Mutfağı dağıtmasından, kullanmasından hiçbir zaman rahatsız olmadım arkadaşlar. Hiçbir zaman evimdeki insanları da kısıtlamadım. Evimize gelen, misafir gelen insanları da kısıtlamadım. Hiç kimse diyemez yani yalan söylüyorsun diyemez. Diyen de yazsın. Beni birçok tanıyan insan biliyor buradan, izliyor. Hani yüz yüze görüştüğüm tanıyan arkadaşlarım da çok, izleyen arkadaşlarım. Hiçbir zaman evi böyle mobilya mağazası gibi kullanma taraftarı olmadım. Bu evin içinde hep beraber yaşıyorsak, nasıl mutlu yaşıyorlarsa, nasıl mutlu olacaklarsa o şekilde yaşamalarını her zaman destekledim. Tek dediğim şey elinize aldığınızı yerine koyun, yerine yerleşin ya da kirliyse makineye yerleştirin. İşte odana aitse odana götür. Bunlardan dolayı sıkıntı çıkarsa çıkar ama dağıtmış, kirletmiş, dökmüş, saçmış insanız, her şey olur. Her şey bizim için. Ufak tefek şeyler için böyle ne aile üyelerimi ne de evime gelen misafirleri bunaltmak hiçbir zaman istemem.
hani hiçbir şey eşyadan, yani ailem boğazım gıcık yaptı da, hani ailemi, eşyayı hiçbir zaman ailemden ön planda tutmadım, tutmam. Ben anneyim, ben pişiririm, taşırım, dağılanı toplarım. Siz benim ne demek istediğimi anladınız arkadaşlar. Bazı insanlar işte ev kirlenecek diye misafir çağırmaz. İşte ev dağılacak diye misafir çağırmaz. Çocuklu misafir istemeyenleri de duyduk. Onlara o kadar çok kızıyorum ki. Çünkü bizim çocuklarımız küçükken ya da kendi çocukları küçükken hiç misafirliğe gitmedi mi? Hiç o çocukları alıp götürmedi mi? Hiç o çocuklar dağıtmadı, hiç kimsenin evini kirletmedi mi? Hiç evde yaramazlık yapmadım. O kadar kızıyorum ki öyle insanlara. Gerçekten hani böyle çoluğu çocuğu büyüdükten sonra sanki kendi hiç gezmemiş dolaşmamış gibi davranan insanlar beni gerçekten böyle çok huzursuz ediyor ya, bilmiyorum ama. Kimisi böyle mutfağı kapatır, saat 6'dan 7'den sonra mutfağa girmek yasak. Hiçbir şey yenmeyecek, içilmeyecek, dağıtılmayacak. Ne bileyim, esirme benim hani ailem ya da aileniz esirme. Hani evinde insan huzurlu yaşamak ister. En rahat ettiğimiz yer evlerimiz. Evimizde de böyle huzurlu yaşamadıktan sonra ne anlamı var? Ne kıymeti var? Ne bileyim, ben hep şöyle düşünüyorum. Hani yarın öbür gün çocuklarım büyüdüğünde, ben hani öldüğümde, Allah gecinden versin. Ya da işte yaşlandığımda hani çocuklarım nasıl bir anneyi hatırlasın istiyorum mesela. Hani annemiz bize hani iyi davranırdı, annemiz bizi kırmazdı, incitmezdi, hani bir dediğimiz iki etmezdi demesi mi? Yoksa annem otoriterdi, annem hiçbir şeye izin vermezdi, hiçbir desteklemezdi denmesi mi? Ben hep böyle düşünüyorum, böyle kendi kendime. Hani benim çocuklarım nasıl hatırlamalı, nasıl hatırlamasını istiyorum? Ya da eşim nasıl hatırlamalı, hatırlamasını istiyorum? Ya da ben, ne bileyim, umarım anlatabilmişimdir yani. Öyle istiyorum, hani güzel hatırlanmak, güzel anılmak istiyorum. Hani evime gelen insanlar tarafından, hayatıma giren insanlar tarafından, evlatlarım, eşim tarafından, çevremdeki yakın akrabalarım tarafından, hani iyi insandı densin istiyorum. Mesela Banu'yla konuştuk bugün, kız görümce diyor, özledim seni diyor, gelmedin diyor, bak tatil oldu gelmedin diyor, ben gelecektim diyor. Onların da bir nişan işi mi ne olmuş, gene düştü benim çenem. Nişan teyzesinin kızının mı dedi, yakın akrabalarının nişan değil düğün kınaları vardı bu akşam. Gelemedim dedi, hani kına olduğu için. Gelemedim, niye gelmiyorsun dedi. En kısa zamanda geleceğim Banucuğum dedim. Öyle yani arkadaşlar. İnsan en çok evinde rahat ediyor. Evin içinde de kısıtlanmamalı diye düşünüyorum. Çocuk olsun, eş olsun, herkes özgürce. Dağıttığını toplayarak tabii, hani elinden geldiğince dağıttığını toplayarak yaşamalı, aileye destek olarak, yani aile olarak yaşamalı diye düşünüyorum. Sağ olsun Ali Beyciğim, bu akşam çok yardım etti bana farkındaysanız. Allah razı olsun, Allah'ım eksikliğini göstermesin, başımdan eksik etmesin. Çok seviyorum eşimi, hani Rabbim iyi ki ona denk getirmiş beni diyeyim, bizi diyeyim, bizi birbirimize yazmış. Çok şükür Allah'a, Rabbim herkesin karşısına güzel insanlar çıkarsın. Sizleri de çok seviyorum, eşimi de, çocuklarımı da, akrabalarımı da seviyorum arkadaşlar ya. Neyse, dertleşesim geldi herhalde benim ya, gecenin saat 1'inde video düzenleyeceğim dedim. Öpüyorum, inşallah mutlu ayrılırsınız videomdan ve videomu beğendiyseniz de lütfen beğenmeyi unutmayın, abone olmayı unutmayın. İsterseniz sevdiklerinizle de paylaşabilirsiniz. Ve Afet ablam var benim, bilmiyorum buraya kadar izleyen kim olacak da, kurstan, Bafra'dan arkadaşım Afet ablam var. O da polis eşi, çok genç yaşta kaybetmiş eşini, yanlış hatırlamıyorsam, evet. Ondan sonra onun arkadaşları abone olmuş bana. İsmini şu an tam hatırlayamayacağım. Bir tanesi Şükran, diğeri Anamur'dan bir arkadaşımız, ablamızdı ama. Öpüyorum yeni gelen arkadaşlarım, hepinize sevgiler, selamlar gönderiyorum. Hoş geldiniz, iyi ki geldiniz. Umarım hep böyle yüzünüz gülerek videolarımı izlersiniz. Hep videolarımdan mutlu ayrılırsınız. Eminim ki eleştirecek, dikkatinizi çeken, hoşunuza gitmeyen bir şeyler vardır videolarımın içinde, bende. Ama herkesin farklı bir karakteri, farklı bir kişiliği var. Farklı bir hayata bakışı var. Hani birbirimizden farklılıklarımızla güzeliz zaten. Bu farklılıklarla bir arada kalabiliyorsak, konuşabiliyorsak, dertleşebiliyorsak, bu farklılıklarla güzeliz. Yoksa herkes aynı olsa çok sıradan olmaz mıydı hayatlar?
Hiçbir neyi olmazdı. Adrenalin olmazdı herhalde. Neyse susuyorum artık. 5 dakika çene yaptım. Öpüyorum hepinizi. Hepinizi çok seviyorum. Hepinize kucak dolusu sevgiler, selamlar gönderiyorum. Allah'ım güzel kalbinize, gönlünüze göre versin inşallah. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın güzel arkadaşlarım. Hoşça kalın.